Tamam. Konuştuğumuz fiyatı olur. Yalnız geçen seferki gibi olmasın. Çek karşılıksız çıkmıştı. Ben zor durumda kalıyorum. Peki tamam. Anlaştık o zaman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Amcaoğlu bu ne çalışma ya? Hani gören de dünyayı kurtaracağım falan zanneder ha. Ne dünyası be Suat? Ev geçindiriyoruz sadece. Kalk gidiyoruz. Yine nereye? Nereye olacak? Hovardalık yapma ya. Bırak Allah aşkına. Kafam zaten kazan gibi. Yoo. Birkaç saat takılırız, dertleşiriz ya. Ona da mı itirazın var? He? Peki, olur. Hadi. Olmuyor be amcaoğlu. Yapma. Yengeye ayıp olmuyor. Bırak şimdi yengeyi. Allah Allah. Biz de biraz yaşayalım oğlum. Değil mi? Canım yaşa. Ona bir şey demiyorum. Ama böyle yaşama. Lan Kemal sen de ne adamsın ha? Bırak şimdi beni de sen asıl kendini anlat bakalım. Uzun zamandır yoksun ortalarda. Ne olsun. İdare ediyoruz işte. Dikkat et ama. Çok hızlı yaşıyoruz. Boş ver. Bana bir şey olmaz. Gerçi arada bir yoruluyoruz. Gece yaşamı, boru mu? Çak geçince tuvaleti mesken ediyoruz o kadar. Sen daha yatmadın mı? Babasını bekleyecekmiş. Beni de asker etti işte. Ne biçim bir beklemekmiş bu? Ne yapsın? Bu saate kadar dayanamadı. Sen neredeydin? Suat'la buluştum. Yine içmeye mi gittiniz? Oturup konuşmak istedi. Ben bir şey içmedim. Ne konuşacakmış ki? Havadan sudan işte. Zaten hep havadan sudan konuşur. Serseri ruhlu kerata. Hayatı ciddiye almıyor ki. Ben Osman'ı yatırayım. Kemal evde yok. Biliyorum. O zaman ne işin var burada? Tahmin et. Seni görmeye geldim. Hadi izin ver gireyim. Sen ne biçim adamsın Suat? Defol buradan. Defolmasan ne olur? Beni rahatsız ettiğini Kemal'e anlatırım. Anlat. Amcaoğlum bana inanır. Hadi herif defol buradan defol. Sakin ol. Git buradan. Git buradan. Tamam. Gidiyorum. Ben beklemesini bilirim ama. Yine içmişsin.
Bir gün ölüp gideceksin, sen de kurtulacaksın ben de. Başlama yine. Yazık. Bana acımıyorsan bari kızına acı. Yeter. Zaten yorgunum. Olmasan şaşardım zaten. Kaç gündür eve uğradığın yok. Kötüyüm Çiçek. Dışarıda fenalaştım. Fenalaştın mı? Aha. Senin gözlerin altı da morarmış. Ben yatıyorum. Hadi bakalım. Hadi hayatım, geç kalacaksın. İşe gitmiyorum. Hayrola? Bizim Suat hastalanmış, onu ziyaret edeceğim. Olacağı buydu. Sen onu hiç sevemedin. Aslında çok temiz kalplidir. Biliyorsun çocukluğumuz birlikte geçti. Bilmez miyim? Anlatmadığın gün yok ki. Bakma şimdi öyle sorumsuz durduğuna. Eskiden her şeyini paylaşırdı benimle. Neyse, hadi gidiyorum ben. Hastaneden ararım seni, tamam mı? Çiçek, arayınca hemen geldim. Ne oluyor? Çok kötü Kemal, çok kötü. Anlat hadi. Nesi var Suat'ın? Böbreklerin ikisi de iflas etmiş. Aman Allah'ım. Her gün makineye giriyor. Ne yapacağız bilemiyorum. Bir çaresi olmalı. Böbrek nakli gerekiyor. Ama bulamıyoruz. Bulamıyoruz işte. Çiçek tamam. Her şey düzelecek, ağlama. Ben bir bakayım. Suat? Kardeşim, Kemal'im, halimi görüyor musun? İyileşeceksin, üzülme. Nasıl iyileşeyim? Ben bittim amcaoğlu, ben öldüm. Öldüm de ağlayanım yok. İki böbreğim de çalışmıyor. Bir tedavisi olmalı. Tek tedavisi var. Birinin, kanlarımızın uyduğu birinin bana böbreğini vermesi. Çiçek? Onun olmuyor. Kemal, sen bir doktorla konuşsan. Neden? Eğer uyum sağlıyorsa belki sen. Ha? Kemal yalvarırım. Halimi görüyorsun. Çocuğum babasız kalacak. Ondan başka kimseyi düşündüğüm yok. Yaşadığım kadar yaşadım zaten. Her şeyi gördüm, eğlendim. Bana bu kadar yeter. Ama yavrum için yaşamalıyım. Ne olur yardım et bana. Ne oldu? Durumu çok kötü. Nesi varmış?
Böbrekleri çalışmıyor. Diyalize bağlamışlar. Yazık. Yazık ya. El kadar da kızı var. İnsan düşündükçe kahroluyor. Bir şeyler yapılamaz mı? Böbrek nakline ihtiyacı var. Verecek birini bulamamışlar mı? Şu an uygun tek bir kişi var. Kimmiş o? Sen ne diyorsun Kemal? Doktor gerekli testleri yaptı. Ama önce seninle konuşayım dedim. Ona böbreğini mi vereceksin? Çok zor durumda. Akrabam, kardeşim kadar yakın. Yardım etmek zorundayım. Karısı ne güne duruyor? Onunki uymuyor. Kemal, emin misin? İnsan tek böbrekle yaşayabilir mi? Doktorla konuştum. Bir sorun olmuyormuş. Suat'ı bu halde bırakamam Selma. Allah senden razı olsun Kemal. Sen olmasan ne yapardık bilemiyorum. Öyle söyleme Çiçek. Ben zor durumda olsam... siz bana yardım etmez miydiniz? Suat nasıl? Ameliyattan yeni çıktı. Durumu iyiymiş. Amcamın oğlunu ortada bırakır mıyım hiç? Alo? Çiçek. Sağ ol, iyiyim canım. Kemal nasıl? Uzun zamandır sesiniz soluğunuz çıkmıyordu, merak ettim. Nasıl olsun? Toparlandı işte. Yine iş güç peşinde koşturuyor. Aman, iyi olsunlar da. Baksana ne diyeceğim. Şöyle bizim çocukları da alıp
Ailece bir pikniğe çıkalım mı? Hazır havalar da güzel. Neden olmasın? Peki o zaman. Oldu. Ararım ben seni. Tamam. Kardeşim, çekin karşılıksız çıktı diyorum. Anlamıyor musun? Ben ne yapayım? Sen ödeyemeyince ben de ödeyeyim. İmkanım yok. Biraz daha beklersen batacağım. Allah kahretsin. Ne o amcaoğlu? Üzüyorlar mı seni? Şşş. Söyle alayım façalarını aşağı. Bırak Allah aşkına Suat. Kimlerle uğraştığımı bir bilsen. Takma bunları Kemal. Bak sonra insan hasta oluyor. Sahiden. Sonunda hasta olup çıkacağım. Ya. Benim böbrek nasıl? Ona iyi bakıyor musun? Canavar gibi. Bir dediğini iki etmiyorum. Aman yorma. Yorar mıyım hiç ya? Zaten gece hayatı da bitti. Ya o vardalık? Arada kaçamaklarım oluyor tabii. Yapma Suat. Ya bırak şimdi öğütleri de yürü çıkıyoruz. Yok gelemem. Görüyorsun milletle nasıl boğuşuyorum. İyi. O zaman biz de kendimiz takılırız. Hadi kolay gelsin. Görünüyorsun. Sağ ol. Düzeldim biraz. İçeri almayacak mısın? Kemal'e uğradım. O da birazdan gelecek zaten. Çiçek'le konuştum. Ya, öyle mi? Ne diyor? Bir gün hep beraber pikniğe gidelim dedi. Bak bu çok iyi olur. Osman yok galiba. Okula gitti. Ya, yalnızsın yani. Biliyor musun? Hep seni düşünüyorum. Hiç aklımdan çıkmıyorsun. Suat, yine mi başlıyoruz? Benden uzak dur. Hem Kemal de gelecek. Kemal'in geldiği falan yok. Hepsini ben biliyorum. Bırak beni. Yeter be. Direnme. Bırak beni. Direnme. Uzatma sen de. Hemen buradan gitmezsen boğazına saklarım. Hadi herif. Git buradan. Senle yine görüşeceğiz. İşte o zaman ayaklarıma kaparacaksın. Ne
Selma, neyin var? Yok bir şey. Her zaman beni kapıda karşılardın. Osman bugün beni çok uğraştırdı. Osman nerede? Uyudu. Selma, sorun ne? Dedim ya, sorun falan yok. Bak, işler kötü ama düzelecek, göreceksin. O istediğin koltuk takımını da alacağız, merak etme. Kemal, benim senden bir şey istediğim yok ki. Sen yanımda ol yeter. Ben hep yanında olacağım. Bu arada Suat vuradı. Çok iyi gördüm onu. Hem artık eskisi gibi de dağıtmıyor. Sorma ya. Akşam gelirken bir kapkaççı saldırdı. İnanmıyorum. Elinden zor kurtuldum. Neyse, önemli bir şey yok. Suat. Canım. Kendine dikkat et. Seni daha yeni kurtardık. Lütfen bizi düşün. Ben hep sizi düşünüyorum zaten. Tamam, ödeyeceğim ama biraz daha zaman verin. Daha ne kadar zaman vereceğiz birader? Buramıza kadar geldi artık. Ben de kendi tahsilatlarımı yapsam inanın bunlar olmayacak. Ya hep öyle derler. Bakın en az sizin gibi 6 kişi daha var. Hepsini de böyle mi idare ediyorsun? Parça parça ödüyorum. Ben parça buçuk istemem. Vereceksen tamamını ver. Ya da hukuki yollara giderim. Merhaba, hoş geldiniz. Kemal, hayrola? Telaş arayınca merak ettim. Bir şey mi oldu? İşler Suat. Aa, işler mi? Hani gül gibi geçinip gidiyordun. Hem sen benim gibi serseri de değilsin. Ne olacak ki sana? Son zamanlarda çeklerim dönmeye başladı. Haliyle ben de borçlarımı ödeyemez oldum. Allah Allah. Canım hepimizin başına gelir bu ya. Ama bu sefer çok üzerime gelmeye başladılar. Altından kalkacak durumda değilim. Diyorum ki bana biraz yardımcı olsan. Ah be Kemal'im ya. Keşke olabilsem. Ama sen de biliyorsun, benim de ameliyat, hastane masrafları derken paralar iyice suyunu çekti. Daha yeni yeni toparlanıyoruz işte. Hiç mi destek olamazsın? Ne diyeyim, etrafa belli etmiyorum ama
Ben de hala borç ödüyorum. Sağlık olsun. Ne adam ya? Hayrola? Yine kime kızdın? Kemal'e! Herif bize böbreğini verdi diye neredeyse canımızı alacak ya. Borç istedi benden. İşini batırmış, gel beni kurtar diyor. Yardım etseydin. O bana böbreğini verdi. Parasını değil. Kemal, yemek hazır. Kemal. Yemek hazır diyorum, gelsene sofraya. Yemeyeceğim. Ama açsındır. Canım istemiyor. Ne olursa. Son günlerde hep böylesin. Yine iş yerinin borçları. İnsanları artık durduramıyorum. Gün geçtikçe borçlar katlanıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Suat'tan borç istedi. İyi. Hiç olmazsa birazını kurtarırsın. Vermedi ki. Vermedi mi? Vermedi. Ama nasıl olur? Sen onun hayatını kurtarmıştın. O da sıkışıkmış. Hastane masrafları falan. Allah kahretsin onu. Selma, ben ona böbreğimi para karşılığı vermedim. Suat benim amcaoğlum. Kardeşim kadar yakın bana. O yüzden seni yalnız bırakıyor. Değil mi? Lütfen biraz daha zaman verin. Kusura bakma, artık bekleyecek gücüm kalmadı. Hadi kardeşim, işinizi yapın bakayım. Şunlardan başlayalım. Şunları da alın. Kemal Bey, burası ve depodaki mallar borcunuzu karşılamıyor. Daha ne alacaksınız ki? Bundan sonra evinize uğrayacağız. Evimi? Bunu yapamazsınız. Bal gibi yaparım. Ne yapayım kardeşim? Benim suçum mu? Aldığın malın parasını ödeyecektin işte. Ne oldu, neyiniz var? Başım ağrıyor. Hay Allah. Adamın yüzü bembeyaz oldu. Biriniz kolonya getirin. Çok ciddi. Bir beyin kanaması geçirmiş. Şu anda yaşaması bile mucize. Ne olur bana biraz ümit verin. Acilen ameliyat alınması lazım. Yalnız... Yalnız ne? Önce konuşmamız gereken şeyler var. Nedir onlar? Maddi meseleler. Al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi hayırlı işler. Alo? Selma? Ne? Ne oldu? Selma arıyor. Kemal beyin kanaması geçirmiş. Yapma ya. Dinliyorum. Dur, sakin ol. Tamam. Tamam canım, ben Suat'la konuşurum. Sen merak etme. Tedavi masrafları çok yüklüymüş. Yardımcı olabilir misiniz diyor. Benim bankada biraz birikmişim vardı. Ya bir dur bakalım. Hallederiz. Neyse, ben çıkıyorum. Ha, sen Selma'yı ara, bana uğrasın. Oradan da Kemal'i ziyarete gideriz. Ya o da üzmesin kendini. Ben amcaoğlumu kurda kuşa yem etmem. Tamam mı? Tamam canım. Thank you.
Selma. Otursana. Olanlara çok üzüldüm. İstersen hemen konuya girelim. Canım dur, bir soluklan. Şunun şurasında kimimiz kimsemiz yok. Kemal benim tek akrabam. Yapacağız bir şeyler. İşte masraflar. Bir kısmını ben ödedim. Kalanı için yardım edersen minnettar oluruz. Hiç de az değilmiş. Kolay değil beyin ameliyatı. Peki, parayı vereceğim. Ama bir şartla. Benim ayağıma geleceksin demiştim. İşte geldin. İyi bir alışveriş olacak. Sen çok aşağılık bir herifsin. Muhasebenizde kabul etmiyor. Lütfen bir şeyler yapın. Lütfen. Anlıyorum. Üzülme Selma. Halledeceğiz. Zaman geçiyor doktor bey. Kocam ölüyor. Ben arkadaşlarla konuşurum. Zaten ameliyat sorun değil. Ama bir takım ilaçlar var ki onları alsanız iyi olacak. Nasıl? Ameliyat hala sürüyor. Tam 8 saat oldu. Allah yardımcısı olsun. Suat'ın önemli bir işi çıktı. O da gelir birazdan. Hiç sanmıyorum. Ne dedin? Yok bir şey yok. Doktor bey, bitti mi? Evet bitti. Elimizden geleni yaptık ama maalesef onu kurtaramadık. Başım sağ olsun. Tamam. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun ha? Hangi yüzle? Selma ne diyorsun? Sende hiç utanma yok mu? Kemal senin yüzünden öldü. Senin yüzünden. Ne yaptım ben Selma, saçmalama. İlaçlarını alsaydım, parayı verseydim bu kadar geç kalmazdık.
Ama sen başka hesaplar peşindeydin değil mi? Vermedin mi Suat? Verdim ya, verdim. Ama istemedi bu. Çünkü kocam bana sarkıntılık etti. Bu adam en zor zamanımda beni istismar etmeye çalıştı. Bu öyle aşağılık bir adam işte. Ya saçmalıyor Çiçek, Allah Allah. Kafayı yemiş ya. Kafayı yedi ya. Evet, doğru. Kafayı yedim. Ama dur sen, bedelini ödeyeceksin. Bu dünyada da öbüründe de iki elim yakanda olacak, anladın mı? Be, yeter be. Bunlar iyilikte yaramıyor ha. Kemal ölmüş, kocasına üzüleceğine kalkmış bana saldırıyor ya. Manyak karı. Yürü ya, yürü. Hadi. Geçti Kemal. Tam 10 yıl. Seni her gün biraz daha özlüyorum. Beni bıraktığından beri gözüm kimseyi görmedi. Hep oğlumuz için yaşadım. Onu getiremedim. Okulu vardı. Biliyor musun? Hep iyi notlar alıyor. Senin gibi çalışkan, senin gibi tertemiz biri oldu çıktı. Sana o kadar benziyor ki. Keşke yanımızda olsa. Ne işin var senin burada? Dur. Ne olur konuşalım Selma. Sizinle konuşacak bir şeyim yok. Yıllarca bizi aramadın, sormadın. Niye arayacaktım ki? Haklısın. Ama başımıza gelenleri bilmiyorsun. Ne geldi? Başınıza ne gelebilir ki sizin? Her zorluktan kurtulmayı bilirsiniz nasıl olsa. Selma ne olur dinle beni. Suat çok kötü. Kemal'den aldığı böbrek de çalışmıyor. Çok az vakti kaldı. Doktorlar fazla yaşamaz diyor. Rüzgar eken fırtına biçermiş. Bunun için mi geldin buraya? Hayır. Kızım. Kızım çok kötü. Çok. Seni böyle görmeyi ummazdım. Affet Selma. Hayır. Seni affetmiyorum. Boşuna yalvarma. Buraya neden geldim biliyor musun? Küçük kızının lösemi olduğunu öğrendim. Söyle bakalım. Kendi hastalığına mı yoksa kızına mı daha çok üzülüyorsun? Kızım. İyi o zaman. Biraz vicdanın kalmış demek. Oğlumla kızının dokuları uyuşuyormuş. Yani kızına ilik nakli yapılabilir. Tıpkı zamanında Kemal'le senin uyuştuğunuz gibi. Ne kadar şanslısın, değil mi? Sağ ol.
Sakın bana teşekkür etme. Çünkü oğlumun tırnağının bir parçasını bile vermeyeceğim kızına. Anladın mı? Bunu benim ağzımdan duymanı istedim. İşte o yüzden buradayım. Söyledin mi? Evet, söyledim. Dediğin gibi. Çok mutlu oldu. Allah razı olsun Selma. Oğlun sayesinde kızım hayata döndü. İnan Suat'ın sana yaptıklarını bilseydim... O bana hep senin... Benim onu rahatsız ettiğimi söyledi, değil mi? İnan ne diyeceğimi bilemiyorum. Neyse, unutalım artık bunları. Haklısın. Geçmişi bırakalım. Suat da son saatlerini mutlu geçirsin artık. Kızına iyi bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.